Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateş başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bunun dışında radyospor.com web sitesi üzerinden de direkt mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, programımızın ilk bölümünde Süper Lig takımlarından GZT Giresun Spor Başkanı Hakan Karahmet bizlerle birlikte olacak. Arkadaşım Mehmet Uzundurkan uyardı. Bağlantı gerçekleşmiş. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Salim. Tüm dinleyenlere iyi günler, hayırlı cumalar diliyorum bu arada. Teşekkür ederim. İlk galibiyetinizi elde ettiniz. Bunun öncesinde, Göztepe maçının öncesinde sinyalleri de vermiştiniz. İki hafta üst üste berabere kalmıştınız. İlk galibiyetle ilgili yorumunuz nedir? Yani tabii ki benim maçımdan bir tane galibiyet ilk olması çok önemli değil ama evet. İlk olmasında şöyle özel bir durumu var. Giresun Spor'un teknik kariyerleri var bu başarı karşısının içerisinde. İşte 44 yıl sonra süperge çıkmış falan. Sonra ben öğrendim ben de. Son düştüğü sene de 18 hafta herhalde üst üste şampiyonluk yaşamış ve hiç maçı kazanamamış. O yüzden sevinç bir kat daha arttı yani, o tarihle ilgili de bir bağdaştırma yapmışlardı. Bizim açımızdan tabii bir 3 puan çok önemli. Deplasmandaki 3 puanlar her takım için çok önemli. O yüzden Giresun Spor ihtiyacı olan bir 3 puandı. İki takım da belli pozisyonlar buldu. Giresun Spor takımı değerlendirdi ve 3 puan aldı. Bizim için önemliydi. Çünkü hem camiamıza belli bir şeyleri sonuç olarak vermemiz gerekiyordu. Hem de spor kamuoyuna bu takım bir şeyler yapacak, kolay teslim olmayacak bir takım mesajını aslında son haftalarda veriyordu. Çok şükür bunu 3 puanla taçlandırarak tüm herkese malumun ilanı oldu birazcık. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz GZT Giresun Başkanı Hakan Karahmet. Sayın Başkan, Göztepe karşılaşmasını kazandınız. 8. haftada ilk galibiyet geldi. Özellikle fikstür konusu çok konuşuldu. Giresun Spor'la ilgili. Zor bir fikstür olduğunu düşünüyor musunuz? Yani aslında şöyle, evet tabii ki hani takımların pozisyonlarına, durumlarına bakarsanız tabii ki hani Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon gibi takımları oynayıp yani ilk 5'i 6 sıradaki takımlarla ilk 6 hafta karşılaşmak hani belki yeni Süper Lig'e çıkmış bir takım için birazcık şanssızlık gibi görünebilir. Evet. Ama yani var, yani biz bu takımları da oynayabilecek. Zaten oynadığı futbolla da Giresun gösterdi ki mücadelesini onlarla da verdi. Sahada mağlup ayrıldı ama sahadaki mücadelesi sonuna kadar verdi ve bence belki sezonun hani bizim gibi takımların geç kurulma mecburen öyle olmak zorunda geç kurulması sebebiyle takım yeni yeni oturuyor, birbirlerine arkadaşlar yeni takım olma, sahada ne yapacaklarını yeni öğreniyorlar. O yüzden Giresun Spor takımı bu süreci aslında ben birazcık da şeyle açtı diyorum, hem sahada neler yapabileceğini kendi de yaşayarak öğrenerek geçirdi. Burada denilebiliyor ki işte daha önce takım kursaydınız, evet daha önce kursaydık olabilirdi ama şu olmazdı o zaman, hani Giresunspor ekonomik olarak çok büyük zarar da uğrayabilirdi, yıpranabilirdi. Ben hep baştan beri söylüyorum, Giresunspor'u minimum zararla ekonomisini doğru yöneterek götürmeye çalışan bir başkan olarak anılmaya çalışıyorum. İnşallah da öyle devam edeceğim. Sevgili dinleyenler, sohbetimiz devam ediyor. Sayın Başkan Hakan Karahmet hattımızda. Sayın Başkan, 9. hoca değişikliği oldu Süper Lig'de. 9 değişiklik. Evet. Aşağı yukarı %50. Normalde şunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Sizin yerinizde başka bir başkan profili olsaydı Hakan Karahmet. Ben başkan olsaydım Salim. Ben başkan olsaydım. Zor. Herhalde değiştirdim. Yani ben başkan olsaydım da devam ederdim.
Çünkü ya bu konuyla ilgili bana evet. Yani havalimanında dışarıda restoranda görenler hadi girasın spor severler değil tüm spor camiasındaki insanlar valla baştan tebrik ediyorum. Hani hocayla devam etmeniz çok büyük bir hareketti. Süper Lig'e çıkaran hocayla demek diyenler işte böyle devam edin Hakan hocayla devam etmeniz takdir ediyoruz diyenler var. Ben herkese de soruyorum sen olsan ne yapardın? Çünkü şöyle de bir şey var. Hani sonuçlar geldikçe belli bir kesimden tepki de alıyorsunuz. Niye değiştirmiyorsunuz? Niye yapmıyorsunuz? Bir de hoca enflasyonu var biliyorsunuz. Yani birçok hoca var dışarıda boşta. Birileri gidecek ki koltuk boşalacak. Birileri gelecek. Böyle de bir kamuoyu oluşturma evet. Çabası içinde olan bir kesim var. Ama bu böyle bir şey değil. Yani benim açımdan değil. Belki benim yaptıklarım doğru değil. Sonuçlarını göreceğiz. Belki doğru. Hani klasik yapılanların dışında bir şey yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yani bir teknik direktörle anlaşırken, bir takım kurarken zaten onun bir kredisi olması lazım. Yani bu krediyi biz sadece 3 haftayla 4 haftayla kısıtlamışız. Yani Türkiye'de böyle bir şey olmuş. Yani genellik kanı var. Evet, şimdi belki hani 2-3'e düşürenler de var. Maalesef hani böyle bir süreç var. Bu doğru mu değil mi tartışılması gerekiyor. Bana göre değil. Zaten yapmadığım bir şey yani görüyorsunuz yapmıyorum. Ki yapmayacağım da kolay kolay. Çünkü şöyle bir şey var. Yani teknik direktörünüz bir takım sistem oturtmak için takımla zaman geçirmesi, takımın uyumunu sağlaması. Yani sadece ona bütün yükü yükleyemezsiniz. Ha, bunu yapıp başarılı olan kulüpler var mı? Var. Evet. Belki teknik direktörleri gitmese onlar da o başarıyı diğer teknik direktörle yakalayacaklar. Bu tabii yani bir varsayım. Ama ben bir farklı bir şey yapmaya çalışıyorum. İnşallah yaptığım doğrudur. Bu bütün hocalar için iyi olacak. Mesela çok konuşulmuştu. Ara transfer döneminde kadronuza oyuncu takviye yapmadınız. Takviyeniz evet. Yoktu. İçerideki mevcut oyuncuların ücretlerini ödediniz. Çok eleştirildi o dönem. Neden böyle yaptınız? Bu kararınız çok eleştirildi. Fakat yolun sonunda siz haklı çıktınız. Takım Süper Lig'e yani yükseldi. Böyle haklı çıktık deyince birazcık karşı tavır da oluşuyor. Ben öyle oluşmasını istemiyorum. Yani futbol haklı çıktı diyelim. Hani futbolun farklı bir aklı ortaya çıktı. Evet. Demek daha doğrusu. Çünkü başkan sen haklı çıktı deyince bu sefer birileri hani başkan haklı çıksın diye mücadeleye girenler oluyor. Ben öyle demek istemiyorum. Bir futbol aklı vardı. Yani devre arasında transfer yapma klasiği var. Evet. Tabii ki ihtiyaçlar var. Ama benim takımım zaten 35 puan almış. Evet. Lider olmuş bir takımdı. Zaten lider olarak götürüyordu. Bu takıma yeni insanları getirmek her zaman doğru sonuçlar vermiyor. Dedim ki bu riski alalım mı almayalım mı? Baktık hayır biz bizim takımımızın ödeme aksaklığı olmasın. Hani yeni bir borçlanmaya gitmeyelim. Biz takımımıza güveniyoruz ve bununla devam ettik. Aslında doğal olan ve normal olan bu. Ama evet. Bunu çok yapan yok. Evet, o dönem eleştirildik. Lider takımı oyuncu alınmaz mı? 2 tane alman lazım, 3 tane alman lazım falan. Zaten hani sonuç olumsuz olsaydı oradan eyvah biz yandıydık. Yani neler söyleyecekleri belli değildi. Evet. Bekleyen bir kesim vardı. Ama çok şükür futbol aklı doğru yaptığımızı bize gösterdi ve Gelspor şampiyon oldu. Yani illa birini almanız demek futbol düzelteceğiniz anlamına gelmiyor. Belki elinizdeki çok kıymetli futbolcuları ikinci yarı daha farklı. Ben onu da futbolcu arkadaşlarıma da söyledim. Çünkü yapmayacağız biz size güveniyoruz ve devam edeceğiz. Sağ olsun onlar mahcup etmediler. Yani bu bir şey. Davranış biçimi illa hani her şey bugüne kadar gördüğümüz doğrular değil. Hocayı üçüncü haftada göndermek doğru değil. Ya bunu hepimiz kabul ediyoruz ama evet. Yapamıyoruz. Yani başkanlara baskılar falan. İşte Göztepe'de maçlar çok üzüldüm. Aynı durumda ben de olabilirim. Yani hocanın istifası falan filan. Yani da ikinci hoca zaten geleli 3 hafta oldu. Başkan ne yapsın? Hani başkanlar ne yapsın? Gidip golü onlar mı atsın? Hoca evet. Çalıştırıyor bir sistem oturuyor. Elbette takım toparlanacaktır. Yeni hocaya uyum sağlayacaktır. Ama maalesef işte taraftar hep haklı. Yani söyleyecek bir şey yok. O konuda bir şey diyemiyorum. Ama evet. Birazcık müsaade etmeliler. Başkanlar ve yönetim kurulları bu işi aklı selim yapabilmeleri lazım. Yani hani bu hataları yaptırmamaları lazım. Evet. Yani sonuçta bir sistem olmuyor o zaman. Yani baktığınızda zaten herhalde en son baktığımda Premier Lig'de hiç değişen hoca yok. Almanya'da yok. Bir Rusya'da var. 3-4 tane hoca değiştiren. Evet. Onun için en fazla Türkiye zaten. Hani bu doğru bir şey olmadığını zaten görebiliyoruz. Evet. Yani bunun üzerine biraz kafa yormak lazım. Sistemin böyle olmaması lazım.
Sayın Başkan, hattımızda konuğumuz Hakan Karahmet, sohbetimiz devam ediyor. Hoca değişimleri gündemin en önemli maddesiydi ilk 8 haftalık süreçte. En önemli madde de hakem kararları. Tartışılan hakem kararları var. Önceki gün Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Maslak'taki ofisinde acil koduyla toplandı. Dün de Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Riva'daydı. Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı ile görüşüldü. Serdar Tatlı'nın da dahil olduğu iddia ediliyor ama doğrulatamadım bunu. Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu olarak siz de yönetim kurulunda değilsiniz ama devamlı görüşüyorsunuz diğer kulüp başkanlarıyla. Hatta sizin bir WhatsApp grubunuz da var değil mi Sayın Başkanım? Orada da aktifsiniz. Kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan istediği nedir? Hakem kellesi mi istiyorlar yoksa sistem değişikliği mi isteniyor? Nedir isteniyor? Yani Türkiye'de en az hakem hakkında konuşan başkana bu soruyu sordun. Yani kendi maaşlarını bile çıkıp ama bir istek söylemiyorum. Var yani. Ya, var. Anladım. Ben neyi sormak istediğini anladım. Evet. Ne almaya çalıştım ama hani ben kendi kararlarını, hani benim maaşlarda çok kritik kararlar verildi. Çıktım hiçbir zaman hakemle ilgili hiçbir şey söylemedim. Söylemeyeceğim, her zaman söyledim zaten. O konuda da taraftarlarımızdan bazıları beni eleştiriyorlar. Çıkıp masaya vursana onu söylesene falan filan. Böyle eleştiri, yüksek dozda eleştiri de alıyorum. Evet. Burada mesele şu aslında, yani ben mağdur olmadım, benim takım oldu, çok bariz iki tane. Şu penaltı vermedi falan filan, yani vara gitmedi, tamam. Gerekli yerlere gerekli şikayetimizde bulunduk, gittik görüştük, işte söyledik, dertlerimizi anlattık. Yani sonuçta bunu çıkıp da böyle bangır bangır bağırmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Kasıt olmadığı sürece, bakın yani kasıt olmadığı sürece elbette akan oyunda, hep söylüyorum bunu, yani hata yapmak gayet doğal. Çünkü hani yorumcular bile bir pozisyona biri penaltı diyor, biri değil diyor falan, hani stüdyoda bile fikir ayrılıkları olabiliyor ki. Evet. Hakemlerde hata yapması gayet doğal ama kasıt veya bu hatanın arkasında başka sebepler varsa bu doğru değil. Yani hani bunu birazcık bu ortamı değiştirmek lazım. Yani belki Kulüpler Birliği'nin talebi ve isteği de bu yönde. Hani MHK'nin yapısında bir değişiklik istiyor ve doğru, yani eskiden kalmış bir yapı var. Artık değiştirelim, doğru, değişmesi lazım. Yani federasyonun artık şeyleri değiştirmesi lazım. Ben bu konuda sonuna kadar Kulüpler Birliği'nin talebinin arkasındayım. Çünkü bir yapı değişmesi lazım. Yani bu sistemde bir şeyler olmuyor. Yani bir hafta biri rahatsız, bir hafta biri rahatsız. Şimdi bana diyorlar ki işte, yani şimdi biri şey mi ödeyecek bana? Hani ben bunu dikkate almıyorum ama Rize'ye şey yapıldı. Şimdi Giresun'dan öyle bir hakem gelir, Rize'ye maçı verir. Ya olur mu böyle bir şey? Yani ben hani bunu düşünmek bile istemiyorum. Yani böyle bir ihtimali aklımın ucundan bile geçirmek istemiyorum ama böyle bir algı ortamı ve buna inananların sayısı gittikçe artıyorsa burada bir şeyleri değiştirmek lazım. Yani burada çok doğru Süleyman Bey'in, Sayın Süleyman Urman'ın başında olduğu bir kurulum çalışması vardı MHK yapısıyla ilgili. Federasyondan bu talep ediliyor, isteniyor. Bu da güzel bir şey bence. Hani hep beraber düzeltelim. Biz futbolun tarafıyız zaten. Onlarla beraberiz. Aynı şey. Yani hakemlerimiz de daha iyi olsun. Onlar da daha rahat etsin. Sonuçta hakemler bu kadar eleştirilmeyi, eminim ki onlar da çok rahatsızdır. Evet. Ama yani sonuçlarda da kulüpler ve yönetimler, başkanlar çok büyük zararlar görüyorlar. Evet. Yani olabilir. Yani bir, ama olmaması gereken hatalar var. Evet. Lütfen onu düzeltelim diyoruz. Onun yapısını değiştirelim. Peki yabancı hakem konusu gündeme geldi mi? Yani şöyle, hani bu zaman zaman hep geldi Türkiye'de gündeme. Yok, yani ne zaman şu anda sohbette diyorum. Evet, şu anda biz de konuşurken bu gelebilir. Yani bu ihtimallerin hepsi değerlendirilebilir. Ama yeter ki ortada bir sorun varsa değiştirme gayretimiz olsun. Yani bunu görmeyelim. Yok yani işte görmedik. İlk maçlarda işte benim başıma geldiğinde görmedik. Onun diğer takım başına geldi, görmedik. Diğerine geldi, görmedik. Evet. Yani işte artık görmemiz lazım ve bu sistemi kurmamız lazım. Niye bizde böyle? Bunu düzeltmek için hep beraber mücadele etmemiz lazım. Ya federasyon da bizim, ya herkes bizim ama herkes de şunu bilmeli. Ya bir takımın canı yandığında siz iki gün sonra unutuyorsunuz ama o takım unutmuyor, o camia unutmuyor. Onlar çok büyük acılar yaşıyorlar. Yani futbolda adaletli bir yönetim olduğu sürece emin olun böyle şey hataları kimse bir şey demeyecektir. Bu hakemlerimiz tarafından da aslında çok istenilen ve umut edilen bir şey. Sadece bu sistemi neresinde eksikler varsa tamamlamak lazım. Federasyonumuzla Kulüpler Birliği'nin tavsiyesi ve isteği de bu yönde zaten. Hani kimse benim maçıma şöyle yap, onun maçına böyle yap demiyor. Adaletli ol. Yani hepimiz gördüğünde
Evet, bu doğru. Çünkü hani var bunun doğru modelleri. Bunu biz de geliştirelim ve değiştirelim istiyoruz. Muhtemelen federasyon da aynı yönde düşündüğünü zannediyorum. Ve hep beraber bunu düzelteceğiz. Yani bu hakemlerle düzelteceğiz. Yani eleştirmek, evet canımız yanıyor, çok böyle şeyde zorda kalıyoruz. Evet. Ama bu işi düzeltmemiz lazım. Sayın Başkan, son sorum şu şekilde. Son soru lütfen. Aynen. Giresun'da da Cuma vakti oluşuyor. Evet. Cuma şu an. Birazdan ezan okunabilir. Evet, hemen sorayım. Evet. Krasnodar'dan kiralık olarak kadronuza geldi. Magomed Süleymanov. Satın alma opsiyonu var mı? Var. Ücret ne kadar peki? Ücret konusuna girmeyelim ama var satın alma. Yani böyle yani ödenebilecek bir ücret mi peki? Evet. Ödenebilecek bir ücret. Çünkü Rusya Ümit Milli Takımı'nda da forma şansı bulmuştu oyuncu. Gelecek evet. vadeden oyunculardan birisi. Evet, 21 yaşında. Evet, sağ kanat oynuyor. Bunu sormak istemiştim. Bu hafta da oynadı. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum herkese. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, ilk konuğumuz Gazete Giresun Spor Başkanı Hakan Karahmet'ti. Şimdi özel kuşak aramız var. Ardından biz buradayız. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde konuğumuz Hakan Karahmet. Hakan Karahmet'le birlikte Giresun Spor'u konuştuk. Özellikle de Kulüpler Birliği'nde bir toplantı gerçekleşti hafta içerisinde. Önceki gün acil koduyla Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Maslak'ta toplandı. Sonrasında dün de Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağoğlu ve Yönetim Kurulu Riva'ya gitti. Riva'da TFF Yönetim Kurulu ile görüşmeler oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun yapısıyla ilgili, VAR kararları, tartışmalı hakem kararları ile ilgili bir görüşme oldu. Bunu da paylaşalım sevgili dinleyenler. Zaten Sayın Başkan Hakan Karahmet de bu görüşmeyi doğruladı. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bu bölümde Murat Demiryaz, kendisi Oley.com editörlerinden, programımızda olacak. Arkadaşım Mehmet Uyardı hattımızdaymış. Murat abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Sevgili Salim Manav, iyiyim. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Murat abi. Murat abi, bugün önemli maçlar var. En önemlisi bizim için Türkiye-Norveç maçı. Ardından Letonya. İnşallah iki maçta da 6 puan alırız. Ve 2022 Dünya Kupası elemeleri öncesinde bir avantaj elde ederiz. Çünkü şu anda dezavantajlı durumdayız. Geçtiğimiz milli arada sadece 1 puan alabildik. Yorumunu merak ediyorum. Milli maçla başlayabiliriz. Sevgili Salman abi, evet, hafta içinde zayıf bir program var dedik ama hafta sonuna girerken Dünya Kupası Avrupa elemeleri ile başlıyoruz ve bizim için çok kritik, çok önemli bir karşılaşma. Bugün sadece gözümüz kulağımız değil, kalbimiz de amiri takımın maçında olacak Norveç karşısında. Tabii ki senin de söylediğin gibi bir önceki milli maç arasında önemli puan kayıpları yaşadık ve en son Hollanda karşısında deplasmanda aldığımız, beklemediğimiz, yani Hollanda mağlubiyeti belki beklenebilirdi ama 6-1 gibi ağır bir skor tabii ki milli takımda bir değişikliğe de yol açtı. Şenol Güneş Hoca ile yollar ayrıldı ve Stefan Kuntz'la anlaşma sağlandı. Evet. Stefan Kuntz yaklaşık 2 haftadır diyelim. Biraz daha fazla, belki 2'den fazla ama 2-2,5 haftadır milli takımla ilgileniyor, takip ediyor maçları, milli futbolcuları. Tabii ki bugün sahaya çıkacak kadro kadar sahadaki oyun düzenimiz de merak ediliyor açıkçası. Daha savunma ağırlıklı mı oynayacağız? Hücum anlamında nasıl organizasyonlar yapacağız? Bunlar tabii merak konusu. Stefan Kuntz'un bu kısa süre içerisinde takıma neler kattığı, neler yaptığını hep birlikte göreceğiz. İki takımda da
aslında hem Türkiye hem Norveç açısından sıkıntılar var. Ama ona gelmeden önce şunu belirtelim. G grubunda senin de dediğin gibi dezavantajlı duruma düştük. 6 evet. maçta 11 puanlı 3. sıradayız. Ve mutlak kazanmamız gereken bir maç aslında. Çünkü Norveç 6 maçta 13 puan topladı. Bizden 2 puan daha fazlası var. İkinci sırada form durumlarına baktığımızda yüksek bir formları var. Zira grupta oynadıkları son 4 karşılaşmada, yani Türkiye mağlubiyetinden sonra tek mağlubiyetlerini Türkiye'ye karşı aldılar. Son 4 maçta 3 galibiyet bir beraberlik. O bir beraberliği de Hollanda karşısında aldılar. 10 puan topladılar. Açıkçası ciddi bir yükseliş var. Milli takımımıza baktığımızda da Avrupa Futbol Şampiyonası dahil son 6 resmi maç sadece bir galibiyet. O da Cebeli Tarık deplasmanında, ki orada da zorlandı milli takım. Bir beraberlik, Karadağ beraberliği iç sahada son dakikada 96-7'de yediğimiz gol. Onun dışında 4 mağlubiyet. Oldukça kötü bir performans. Ve milli takımda dedik ya az önce, iki takımda da eksikler var. Milli takımda özellikle savunmayı etkileyecek Çağlar'ın ve Ozan'ın cezalı olması. Çağlar Suyuncu ve Ozan Kabağan. Orkun Kökçü de cezalı orta sahada. Ama Norveç'teki eksikler herhalde milli takımımıza göre daha ciddi. Zira orada mesela bir Erling Haaland'ın sakatlığı. Haaland, Sörloth. Svensson, evet, bilmiyorum. Svensson da Adana Demirspor'da önemli bir istikrar yakalamıştı. Ligin başarılı sabitlerinden aday kadroya çağrılmıştı. Medyada yer alan haberler oynamayacağı yönünde. Ciddi eksikler var yani. Çok eksikler var. Şanslıyız. Joshua King, Ajer, bir de Martin Ødegaard'ın da şüpheli olduğunu biliyoruz. Oynayıp oynamayacağı henüz belli değil, ya da bu akşam belli olacak diyelim. Bu şartlarda aslında yeni bir dönem, yeni bir teknik adam ve artık milli futbolcuların da o kadar üst üste oynanan kötü maçların ardından bu karşılaşmaya daha özgüvenli, daha inançlı çıkacakları kanaatindeyim. Evet. Yani kendi, hani takımı yeniden ayağa kaldırmak için. Ve dolayısıyla Norveç'te bu kadar da eksik varken, tamam formdalar, evet iyi oynuyorlar, ama bu kadar eksik varken bizim galip gelmemiz mümkün. Ki ben dün akşam baktığımda milli takımımızın galibiyetine verilen oran 1.81'di. Bu sabah 1.75'e kadar düştü. Hatta tekrar bakıyorum. Oynandıkça düşüş artıyor. Yani milli takımımıza karşı olan inanç enteresan, şu anda 2.01'e çıkmış. Sabah 1.75'ti, şu anda 2.01'e çıkmış. Yani enteresan bir yükseliş. Dün akşam da 1.81'di. Değişiklik gösterebiliyor. Dolayısıyla bence oran da hiç kötü değil. Evet. Milli takımımız bu maçı kazanabilir. Bu kadar eksik varken eğer Norveç'i de artık yenemezsek zaten Dünya Kupası finalleri için çok da umutlu konuşamayız bir sonraki 3 maç için. Tabii alternatif düşünenler için ben toplam gol aralığı 2-3 bahsinin ön plana çıkacağı kanaatindeyim. Hani ne alt ne üst. Çünkü takımın oyun karakterini şu anda bilmek çok kolay değil. Yani Stefan Kuntz hangi mantaliteyle takım sahaya sürecek? Belki çok fazla değiştirmeyecek mantaliteyi. Yani Şenol Hoca'nın kurduğu düzeni, yani ilk etapta ama yine de biraz temkinli olup toplam gol aralığı 2-3 denenebilir bu karşılaşma için. Ama ben kuponuma milli takım galibiyeti yazarım açıkçası. Bundan daha önemli bir fırsat bizim için olmaz diye düşünüyorum. Dediğim gibi Norveç buradan puan alıp giderse işimiz artık biraz da mucizelere kalacak gibi duruyor. Son 3 karşılaşmada milli takımımız açısından. Dolayısıyla kuponumun ilk maçı ben Türkiye-Norveç maçı Türkiye galibiyeti olarak yazıyorum. Grubumuzda, yani G grubunda 2 karşılaşma daha var. Bunlardan bir tanesi Letonya-Hollanda. Tabii biz bir yandan kendimiz
üst üste galibiyetler alıp grupta ilk ikide yer almayı düşünürken aslında tabii grup lideri olarak bitirirsek doğrudan gidiyoruz. Bunu sağlamak biraz da tabii bizim elimizde olduğu kadar Hollanda'nın da puan kaybetmesine bağlı. Hollanda Letonya deplasmanında puan kaybederler mi? Çok zor gözüküyor. Yani bundan sonra Hollanda'nın puan kaybedebileceği maç Norveç maçı gibi gözüküyor açıkçası. Öyle gözüküyor. Tabii ki dileğimiz Letonya karşısında puan kaybetsin Hollanda. Ama bu hani kağıt üstünde çok da kolay bir şey değil. Dolayısıyla bu karşılaşmada evet Hollanda galibiyeti, belki handikaplı galibiyet ama Hollanda zaten son iki maçında 10 gol kaydetti. Karadağ 4, amili takımıza da 6 gol attı. Letonya'nın şansı yok. 5 puanlı 5. sıradalar. Son iki maçında da gol atamadığını görüyoruz ama tabii onlar da az gol yiyip belki de gol atıp sürpriz yapma peşinde olacaktı ama çok kolay değil tabii ki işleri. Bunu başarmaları hele Hollanda karşısında, formda bir Hollanda karşısında çok çok zor. Ben ilk yarıdan Hollanda'nın işini bitireceğini düşünüp ilk yarı Hollanda seçeneğini düşünüyorum ki dün akşam baktığımda bunun oranı 1.25'ti. Belki bugün biraz daha düşmüştür. Ama ben ilk yarıdan Hollanda'nın işi bitireceğini düşünüyorum. Tabii handikaplı Hollanda galibiyeti gibi seçenekler de değerlendirilebilir. Zaten 2-0, 3-0 ve 4-0 handikaplı maç sonucu, yani 1-0 bile yok. Hatta Hollanda galibiyetine oran bile doğrudan Hollanda galibiyetine oran bile verimlemiş. Dolayısıyla evet ilk birinci yarı sonucu Hollanda 1.25 hala devam ediyor. Dolayısıyla da bu orandan ben ilk yarı Hollanda ilk yarıdan işi bitirir diye düşünüp ilk yarı Hollanda galibiyeti olarak kuponuma ekliyorum. Bu iki maçın yanına birçok maç eklenebilir. Ben Liechtenstein Makedonya'yı düşündüm. Bizim grubumuzda da buna benzer bir maç var. Evet. Cebeli Tarık Karadağ ama Liechtenstein Makedonya biraz daha bana uygun geldi. O da şu nedenle J grubunda Almanya lider 15 puanlı ve muhtemelen yani çok büyük bir futbol sürprizi olmadığı sürece Almanya bu grubu zaten lider bitirip Dünya Kupası'na gidecek. İkincilik için şu anda 3 takım kapışıyor. Ermenistan, Romanya ve Kuzey Makedonya. Kuzey Makedonya şu anda 9 puanlı 4. sırada. Ermenistan ve Romanya'nın gerisinde ama bugünkü maçlarda Ermenistan ve Romanya'nın puan kaybetme ihtimali çok yüksek. Hatta Romanya-Almanya deplasmanında yani puanla dönme ihtimali çok zayıf. Dolayısıyla Kuzey Makedonya bunu değerlendirip 2. sıraya kadar yükselebilir ve bir avantaj elde edebilir. Çünkü Liechtenstein deplasmanına gidiyorlar ve bu nedenle Kuzey Makedonya'nın ben bu karşılaşmada da handikaplı yani galip gelebileceği düşüncesindeyim. Dolayısıyla iddia jargonuna göre yani çok da risk almadan 1-0 yani tek handikaplı bir maç skoru 1-0 Liechtenstein yine başlıyormuş gibi düşünün. Makedonya handikaplı galibiyetine 1.36'dan kuponuma yazarım ki ben biraz daha rahat bir galibiyet olacağını düşünüyorum. Hani tabii ki Cebeli Tarık Karadağ bizim grubumuzda da buna benzer bir karşılaşma ama Kuzey Makedonya'nın ciddi bir iddiası var. O yüzden ben gol averajını da düşünüp farklı bir galibiyet alacakları düşüncesindeyim. Dolayısıyla kuponum küçük kupon diyelim. Türkiye-Norveç, Türkiye galibiyeti. Letonya-Hollanda ilk yarı Hollanda galibiyeti ve Liechtenstein-Makedonya handikaplı Kuzey Makedonya galibiyeti olur diye düşünüyorum. Diğer maçlardan da kısaca söz edeyim mi? Vaktimiz var mı sevgili Salim? Abi Murat abi istersen toparlayalım. Tamam o zaman şöyle toparlayayım. Hemen tabii diğer ki maçlarla ilgili sadece tahminlerimi vereyim. Tahminleri verirsen daha güzel olur. Evet. Mesela ben bu akşam Rusya-Slovakya maçında H grubunda Rusya galibiyeti bekliyorum. Kuponuma da ekleyebilirim bunu. Onu da belirteyim. Kıbrıs-Rum kesimi Hırvatistan. Hırvatistan handikaplı kazanır. Deplasmanda.
Almanya Romanya yine handikaplı Almanya galibiyeti deneriz ki ama Romanya çok da zayıf bir takım değil, onu da belirtmek lazım ama yine de grup maçı bu şekilde değerlendirebiliriz. Çekya Galler E grubunda Çekya galibiyeti benim yine düşündüğüm bir karşılaşma. Son olarak da Malta Slovenya Slovenya galibiyeti yine denenebilir. Başka diğer maçlar da var ama ben şimdilik bunları söyleyeyim. Dediğim gibi Türkiye galibiyeti, ilk yarı Hollanda galibiyeti ilk yarıda ve Kuzey Makedonya'nın Liechtenstein karşısında handikaplı galibiyeti benim küçük kuponum. Diğer söylediğim maçları da dinleyicilerimiz kuponlarını ekleyebilirler. Çok teşekkür ediyorum Murat abi değerli yorumların için. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Olay.com editörü Murat Demiryaz'dı. Şimdi çok kısa bir ara. Olay.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda son bölümde konuğumuz teknik direktör Yalçın Koçkavak. Hocam hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk Salim, iyi yayınlar, iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim hocam. Neler yapıyorsunuz, İzmir'desiniz? İzmir'de yaşıyorum. Kayseri sürecinden sonra buradayım. Ligleri takip ediyorum. Evet. Biraz bir de bir online kurs var İspanya'dan. Haftada 3 gün ona dahil oluyorum. Şu anda böyle geçiyor günler. Kurs neyle ilgili hocam? Dil kursu mu yoksa? Yok, hayır. Pozisyon oyununun detayları. Daha önce Barcelona'da 14 yıl çalışan bir antrenör. La Masia ve Pep Guardiola ekibinde, yani Barcelona'daki o halk tabiriyle tiki-taka denen oyunun bazı detaylarını veren bir program var. Evet. Oraya dahil olduk bir iki ekip arkadaşımla beraber. Onları takip ediyoruz. Onun yanında da ligleri takip ediyoruz. Öyle geçiyor. Sizin dışınızda var mı Türkiye'den bu programa dahil olan teknik direktör? Yok. Şu anda duymadım. Yani ne desem yalan olur. Evet hocam. Hocam Kayseri Spor'dan ayrıldınız. Kayseri Spor süreci bitti. Birçok takımla da isminiz anıldı Süper Lig ve Birincilik'te. Bundan sonraki kariyer planlaması nedir? Şimdi Salimciğim, ben yakından takip edenlerin de bildiği gibi geçen sezon 4 takımın küme düştüğü Türkiye Süper Ligi'nde 20 gün vardı ligin bitmesine ve 5 maç vardı. Biliyorsun o pandemiden dolayı çarşamba pazar maçları oynanıyordu. Evet, doğru. Zor bir zamanda ben Kayserispor'a gittim. Benim böyle bir risk almam gerekiyordu Süper Lig'de çalışabilmem adına. Evet. 20 günde 5 maç oynayıp çok şükür ki Kayserispor'u ligde bıraktık. Evet. Kayserispor'u ligde kaldıktan sonra bu sezonun gelecek planlaması anlamında bazı planlar yaparken sezon başı itibariyle tabii Kayserispor kulübü belki de daha 3-5 senedir çok böyle sirkülasyonları güçlü, hem antrenör anlamında hem oyuncu anlamında ve orada bir kemik kadro yoktu. Zaten 16 transferle herhalde Türkiye Süper Ligi'nin en fazla transfer yapan takımıdır. Evet. Tabii böyle kulüplerde geçen sezon zor da olsa takımı ligde de bıraksanız ama böyle kulüplerde bir yapılanma yapmak için biraz zamana ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet. Tabii bu süreci biz biraz yapılanalım derken böyle başlarken aramızda bazı fikir ayrılıkları oluşmaya başladı. Tabii bunun aslında kahramanları başka ben değilim. Başkalarının bu konuyla alakalı konuşması gerekiyor. Böyle bir hoş olmayan, benim açımdan da çünkü ben biraz idealist, biraz da ekonomik para kazanmadan daha çok kariyer kazanmayı ve bir şeyler üretmeyi seven bir antrenörüm. Benim ruhum bu. Evet. Başka hayallerim vardı ama tabii insanlar aynı noktaya bakamadığı zaman böyle ayrılıklar da kaçınılmaz oluyor. İlk birinci haftada olması çok hoş bir şey değildi herhalde. Evet. Türkiye'de ilk başına gelen antrenör benim. Yok hocam, daha önce de var, hemen söyleyeyim. Adana Spor Süper Lig'e yükseldiğinde maçtan bir gün önce Bursa Spor'la oynayacaklardı. Engin İpekoğlu istifa etmişti. Bunu
bunlar tabii böyle çok dışarıdan baktığınız zaman hoş şeyler değil. İnsanların hakkında çok şey de düşünebilir. Neden bir hafta? Bunun takımla, oyunla bir ilgisi olamaz diye insanlar haklı olarak böyle şeyler düşünebilir. Evet. Ama tabii bu konular hakkında ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Hocam ben sadece benden daha fazla konuşması gereken kişiler olduğunu düşünüyorum. Hocam kamp sürecinde siz ayrılmayı düşündünüz mü? Zaman zaman aklıma gelmedi değil yani. Evet. Hocam bir değişim var. 8 haftada 9 teknik direktör Süper Lig'de değişti. 1. Lig ve 2. Ligi, 3. Ligi saymıyorum bile. İnanılmaz bir sirkülasyon yaşanıyor. Az önce zaten siz de ifade ettiniz. Neler yapılmalı hocam? Yani çok fazla değişim var. Yöneticiler teknik direktör değiştirerek anında çözüm ürettiklerini düşünüyorlar. İlk bölümde mesela yayın konuğum Hakan Karahmet'ti. Bu kadar değişimin olduğu bir ülkede neden hocanızla yollar ayrılmadı diye sorduğumda sistem olarak bazı şeylerin oturması gerektiğini düşündüğünü ifade etti ve bu kararımda dedi baskılar oldu istifa et, hocayla yollar ayrılmam noktasında baskılara dedi boyun eğmedim dedi kısaca. Tabii şimdi biz maalesef ki yani ülkenin çok yerinde var. Yani bir algıyla yönetilme halimiz oluşmaya başladı. Evet. Şimdi kültürü değiştirmediğiniz sürece yapıyı değiştirme şansınız yok. Kişileri değiştirebilirsiniz. Zaten kulüp başkanları da değişiyor. Antrenörler de değişiyor. Ama değişmeyen hiçbir şey değişmiyor. Genele baktığımız zaman bir şey değişmiyor. Çok şey değişiyor ama genel manada hiçbir şey değişmiyor. Evet. Arkadan gelen değişikliklerde de aynı senaryolar devreye giriyor. Yani bir kere bunu çok defa herkes de dile getiriyor. Hepimiz de bütün futbolun paydaşları problemleri, sorunları biliyor. Hı. Ama maalesef düzeltemiyoruz. Birlikte hareket edemiyoruz. Bu kadar değişimin olduğu bir yerde siz ne bekliyorsunuz? Yani günü kurtarıp geleceği mi inşa etmeye çalışıyorsunuz? Bunlar çok akıl kârı işler değil. Bir kere biz, ben de dahil, hepimizin ülke futbolunun kültürünün değişmesi anlamında fedakar davranmamız gerekiyor. Bir kere antrenörlerin antrenörlere saygılı olması gerekiyor. Birçok daha önce de çok defa konuşulduğu gibi bir antrenör çalışırken oraya başka böyle yatırımlar yapmak falan bunlar hoş şeyler değil. Bunlar işte kültürün dejenere olduğunu gösteriyor ve böyle kültürsüz bir ortamda siz de günlük bazı değişimler yapıp bir kültür oturtmaya çalışıyorsunuz. Bunlar örneği maalesef ki dünyada hiç yok denecek kadar az. Böyle çok ciddi sıkıntılı problemlerimiz var. Bu normal mi? 8. hafta 9 teknik direktör. Evet. Şimdi ne yanlış oldu da anlamadım. Yani şu anda İngiltere'de mesela hiç değişiklik olmamış. İngiltere'deki 18 takımlı atıyorum herhangi bir Avrupa'da 18-20 takımlı bir ligde orada 3 maç kaybeden antrenörü yok mu? O takımlar 18. sırada değil mi yani? Siz bir antrenörü değiştirince her şeyi değişeceğini mi zannediyorsunuz? Bu nasıl bir akıl, nasıl bir yaklaşım? Çok anlamış değilim. Ama maalesef böyle bir iklim var. Tabii biz de antrenörler olarak bu iklimden kendimizi nasıl koruruz? Nasıl sağlıklı kararlar veririz diye biz de açıkçası düşünüyoruz. Yani kariyer planlamasına gelince ben İstanbul Spor'da çıkış yaptıktan sonra bir röportajımda geçenlerde karşıma çıktı. Çok önemli bir şey söylemişim. Buyurun hocam. Çok hızlı tüketiyoruz. Çok hızlı israf ediyoruz. Geleceğimden endişe ediyorum. Beni de hızlı tüketirler diye bir cümle kullanmışım. Kendinizi düşünüyor musunuz hocam? Yok hayır asla. Peki ben hocam bir şey soracağım. İstanbul Spor'da önemli bir süreçti. Bir dönem Sayın Başkan Ali Koç da açıklama yaptı. Sizinle görüştü Fenerbahçe. Altay kulübündeyken izin alarak. O süreçte ayrılmadınız. Altay'la birlikte önemli bir mücadeleniz vardı. Onunla ilgili hocam şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birisi. En önemli camialarından birisi. Bir pişmanlığınız var mı hocam? Keşke dediniz mi? Yok ben hiçbir pişmanlığı ben aldığım kararlarda pişmanlık duymayı çok seven bir antrenör değilim. Yani ama inanılmaz bir fırsattı hocam. Yani orada Altay kulübünden ayrılıp gidebilirdiniz. Ve oradaki performansınız ama belki size Fenerbahçe'nin kapısını aralayacaktı diğer sezon için. Futbol severler o süreci takip etmiştir. Hı hı.
Ama şöyle de ben o gün itibariyle ben hiç Süper Lig'de çalışmamıştım. Yani benim kendi kariyer planlamamda bir Süper Lig'de Anadolu takımına gidip orada iyi işler yapıp sonraki hedeflerimde daha büyük bir kulüpte çalışmaktı. Ve ben bunu yakaladım aslında. Biraz önce dediğiniz gibi İstanbulspor'da çalıştım. Orada yaptıklarım ortada. Ben Gazişehir'e gittim. Lig üçüncüsüyken ayrıldım oradan. Evet. Bursa'ya gittim. -3 puanla lig ikincisiyken ayrıldım. Bunları neden anlatıyorum? Çok kritik bir şey söyleyeceğim. Altay'a gittim. 12 maç oynadım. Bir mağlubiyetim var. 3 puanla bir maçla playoff'a kalamadım. Denizli'ye gittim. İlk hafta içeride Alanyaspor galibiyeti. 2 gün sonra Erzurum galibiyeti deplasmanda. Ama kulübün ekonomik problemleri. Takım kampa girmedi. Evet. Takım antrenmana çıkmadı. Oradan da benlik olmayan bir durumdan dolayı ayrıldım. Kayseri'ye gittim. 20 günde 5 maç oynadım. 4 takım küme düştü ligde. Denizlispor arkası Kayseri'ydi. Biz ekip arkadaşlarımla beraber orada iyi bir performans verip takımı ligde tuttuk. Şimdi algı yönetildiği zaman başarısız, biz başarısız olarak adlandırmayı çok seviyoruz. Böyle çok ön plana çıkan isimleri her sektörde. Şimdi benim skalam bu. Ben nerede başarısızım? Ben çok merak ediyorum yani. Ben aldığım hangi takımı atıyorum 9. alıp 8. bırakmamışım. Yani bunları da konuşmayı da çok sevmiyorum aslında ama. Biliyorum hocam yani. Sohbetimizden, muhabbetimizden dolayı uzun süredir konuşmuyordunuz. Radyo Spor'u tercih ettiniz. Zaman zaman da Özgür abiye bağlanıyorsunuz. Bu noktada çok teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Milli takımda da bir değişiklik oldu. Stefan Kuntz göreve geldi. Hem Norveç maç öncesi yorumunuz, Stefan Kuntz'la ilk maçımız bu akşam saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Ben de merak ediyorum. Yerinde takip edeceğim nasip olursa. Hem Stefan Kuntz yorumunuz Norveç maçı, hem de bir değişiklik oldu Süper Lig'de. Nuri Şahin futbol sorumlusu olarak Antalya Spor'da göreve başladı. Önemli bir futbol aklı olduğunu düşünüyorum. Daha önceki röportajlarımızı takip etmiştik. Bir değişim de var Süper Lig'de. Genç teknik direktörlere fırsat tanınıyor. Sizin jenerasyonunuz şans buluyor. Neler söylersiniz? Genel bir soru. Kusura bakmayın, uzun bir soru. Estağfurullah, rica ederim. Yok, rica ederim. Şimdi Stefan Kuntz konusuna gelince şimdi Alman futbolunun son 20-15 10-15 yılına baktığımız zaman çok önemli teknik adamlar çıkartmış Alman futbolu ve bir rugby felsefesinden gelen çok antrenör var. Thomas Tuchel, Klopp ve Nagelsmann gibi Alman futbolu çok ciddi antrenörler çıkartıyor. Tabii Stefan Kuntz çok böyle uzun süre bir kulüp takımında görmediğimizden dolayı, U21 milli takımından bildiğimizden dolayı bu seviyede ne performans vereceğini ben de merak ediyorum açıkçası. Evet. İnşallah iyi olur, çünkü sonuçta burası bizim ülkemiz. Evet, yani pasaportlardan bağımsız, kişilerin menfaatlerinden bağımsız, burası ülkenin milli takımı. Kim olursa olsun başarılı olmasını istememizden başka doğal bir şey olamayacağını düşünüyorum. Bu bütün ülkenin insanlar açısından, antrenörler açısından. Evet. İnşallah iyi olur ama gene aynı konuya geleceğiz, yayının başındaki konuya. Biz kültürü değiştirmediğimiz sürece, evet, milli takımın oyunu değiştirmemiz gerekiyor. Ben haddime değil, Şenol Hoca'yı eleştirdiğim için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Biz internasyonel seviyede oynayabilmemiz adına kulüp takımlarımız ve milli takımımızın oyun formatlarını gözden geçirip buraya bu seviyelerde oynayabilecek şekilde taktiksel detaylara ihtiyacımız var. Biz hem Avrupa'ya çıktığımızda ülke takımları anlamında, hem de milli takımda bazen oyunun içinde benim de rahatsız olduğum şeyler oluyor ve biz niçin bu internasyonel seviyede bu oyunları oynayamıyoruz diye. İnşallah Kuntz bunları başarır. Ben de çok merak ediyorum ama sonuçta da Alman, biraz önce de söylediğim gibi Almanya çok ciddi antrenörler getirdi. İnşallah Kuntz da o tedrisattan alacağını almıştır ki ülkemize faydalı olur. İkinci soru hocam, kısaca toparlarsak. Evet, değişim. Onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi Antalyaspor Nuri Şahin, ben tabii bir oyuncunun futbolu bırakır bırakmaz antrenör olmasını çok tasvip etmeyen
biriyim. Çünkü evet, çırak olmadan usta olunmuyor. Evet. Ama Nuri ile alakalı şöyle bir parantez açabilirim. Nuri bu işe oyuncuyken çok mesai vermiş. Bir röportajı var. 2019 senesinde ben orada o röportajı dinlediğimde etkilenmiştim. 2019 senesinde oyun içindeki overload'lardan bahsediyor. Tabi bu Avrupa'da çok önemli teknik adamlarla çalışmanın verdiği avantajları var. Ve bir defteri olduğunu, taktiksel sürekli detaylar tuttuğundan bahsediyor. Şimdi böyle antrenörlere ve Almanya'da üst düzey futbol oynamış Emre Belezoğlu, evet, Sergen Yalçın, Çağdaş Atan veya Nuri Şahin, böyle bizim biraz jenerasyon değişikliğinde Avrupa standartlarında oynayabilecek oyunları takımımıza geçirecek antrenörlere ihtiyaç var. Evet. Nuri Şahin'in dün değil evvelsi gün tekrardan onun röportajını izlediğimde, yalnız 2019'dan bahsediyorum, altını çizerim. Evet. 2019 senesinde overload'dan bahsediyorum. Evet. Yani bunu her antrenörün bildiğini düşünmüyorum. Ve sayısal üstünlüklerden bahsediyor. Ve half space yoğunluğundan bahsediyor. Yani bir oyuncunun bu kadar derinlemesine, taktiksel anlamda bir takım ifadeler kullanması açısından ben etkilendim. Evet. İnşallah. İnşallah tabii, başarılı olur. Ülke futbol açısından da önemli. İnşallah Emre de Başakşehir'de. Mesela futbol aklı var bu arkadaşların. Evet. Tabii işin başka bir şeyi var. Yani çırak olmadan usta olamıyorsunuz. Evet. Siz birçok şey bilebilirsiniz ama karşı tarafa geçiremediğiniz sürece hiçbir anlam ifade etmez. Bunlar da biraz zamanla, biraz pratik yapmayla oluyor. İnşallah ülke futbolunun çehresi, rengi, kültürü, iklimi, daha çok oyunu konuşacağımız, daha çok sahanın içinden böyle bağlantılar yapabileceğimiz bir ortama gider. Bu akşam da bir takıma Norveç karşısında başarılar diliyorum. İnşallah bu çok sirkülasyon olmadan diğer dünyadaki diğer Avrupa ülkelerindeki kültürü olan bir futbol iklimi olur. İnşallah ki bizim de ömrümüz yeter, görürüz. Biz de bir parçası olmamız gerekiyorsa, faydalı olmamız gerekiyorsa, bizim adımıza ne düşüyorsa elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ben çalıştığım kulüplerde de bu felsefede çalışıyorum. Evet. Ülke futboluna faydalı olalım. Evet. Genç oyuncuysa genç oyuncu. Kulübün sağlıklı yapıya kavuşması için fedakarlıklarda bulunuyoruz. Evet. İnşallah umut ediyorum ki her şey istediğimiz gibi olur. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız rica için. Görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi yayınlar Salimciğim, hoşçakalın. Bay bay. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Yalçın Koşukabak'tı. Yayınımızı bitiriyoruz. Benden hemen sonra bugün üçlemenin ilk günü Nazım Türk Nazım ve Volkan Yılmaz sizlerle birlikte olacak. Yayın konukları da önemli bir isim, Hatay Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan. Dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.